Ve Başkanlığı'nın 2015 yılı eylem planı çerçevesinde 55-10 sayılı kanun kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı, mali yardımlar ile aylığa hak kazanma koşullarını etkileyen faktörlere ilişkin bilgilendirme toplantısı Hatay Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hamit Bal'ın açılış konuşması. Başkanlığımızın 2015 yılı eylem planında yer alan Mülga 506 Kanunu'nun ek 5. maddesi kapsamında itibari hizmet süreleri ile 5510 sayılı kanunun 40. maddesinin kapsamında fiili hizmet süresi zammında ve yaşlılık aylığına hak kazanan özel şartlara tabi iş yerlerinin bulunduğu sektörde çalışan sigortalıların emeklilik mevzuatı konusunda bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. İş kazası, meslek hastalığı, malülük, yaşlılık ve ölüm aylığı kapsamında değerlendirilecektir. Dolayısıyla belki birçoğunuz bunları biliyorsunuz ama biliyorsunuz ki sosyal güvenlik hayatında çeşitli defalar kanun değişiklikler oldu. Bunların size ne getirmiş, size nasıl bir faydası var, sizin bir ekstra haklar mı vermiş? Bugün burada bulunma nedenimiz bu. Emeklilik aşamasına geldiğinizde de size biz nasıl bir uygulama yapıyoruz, sizi nasıl emekli ediyoruz, bizim esas konumuz bugün bu. Şimdi arkadaşlar, başkanlık olarak bizim esas görevimiz emeklilik işlemlerinden sonraki bütün yükümlülükleri, vatandaşın, emeklinin bütün sıkıntılarını çözmek ve buna ilişkin çeşitli mevzuatlar uygulamak ve bunun sonucunu da sizleri emeklilik hayatımız sürecinde de rahata kavuşturmak. Kişiler emekli olduktan sonra hiçbir şekilde sosyal güvenlik hayatından kopmuyorlar. Çünkü sosyal güvenlik bir kişinin fiili olarak çalışmaya başladığı tarihten başlar ve bence bunun ucu açıktır. Emekli olmakla bitmez. Emeklilikten sonraki birçok şey sizi ilgilendirir. Sizi emekli ederken bugüne kadar yaptığımız uygulamalarda sigortalık süresi hesap ediyoruz sizin için. Sizden bir yaş yerine getirmenizi istiyoruz. Bir de belli bir prim ödeme gün sayısı oluşturmanızı istiyoruz. Şimdi bunları oluştururken kanunun size verdiği bazı haklar var arkadaşlar. Eğer siz askerliğinizi işe girmeden önce yapmışsanız, sizin askerlik hizmetinizi yaptığınız sürede işe giriş tarihinizi öne çekerek yeniden bulduğumuz bir işe giriş tarihidir. Bu da hizmetlerinizin, sigortalılığınızın, emekliliğinizi, hak kazanma koşullarınızın değerlendirilmesinde kullanılan tarihtir. Fiili hizmetiniz de varsa bu da sizin emekliliğinize değerlendirilecek hizmetlerden. Bir kişinin aynı anda itibari hizmet süresi olabilir. Fiili 5434 sayılı kanunun fiili hizmet zammı kapsamında hizmeti olabilir. Aynı zamanda 5510 sayılı kanunun 40. maddesinde sayılan işlerde de hizmeti olabilir. Arkadaşlar, bunların hepsi sizin emekliliğinizde size fayda sağlayacak unsurlar. Şimdi hepsinin ayrı ayrı kıymeti var. İtibari hizmet süresinin size getirisi şu. Sizin için mesela şu anda hepimiz emekli değilsiniz. İlla ki emekliliğinize belli bir süre geçmesi gerekiyor. Belli bir yaşa ulaşmanız gerekiyor. Bunların değerlendirilmesinde bizim dikkate aldığımız kurallar şöyle. 8999 biliyorsunuz kademeli geçiş sürecinin, yani 4447 sayılı kanun ilk defa yürürlüğe girdiği tarih. Bizim yaptığımız uygulama o tarihe kadar emekli olanları biz zaten eski kanunlara göre emekli ettik. O tarihten önce yürürlükte olan kanunlara göre emekli ettik. Ama o tarih 8999 tarihinden sonra da bir kademeli geçiş süreci öngörüldü. Kademeli geçiş sürecinde ne oldu? Yaş kademelendirildi, gün de kademelendirildi. Dolayısıyla eğer sizin itibari hizmet süreniz varsa 8-9'a kadar olan itibari hizmet süreniz 8-9-99 tarihinde sizin için öngörülen kademeli geçiş sürecinde değerlendirilecek. Eğer o tarihte 18 yılınız, 23 yılınız yoksa bu sefer bu kademeli geçiş süreci Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilip tekrar bir kademe getirildi.
Bu da 23.5.2002 tarihinde oldu. Bu defa orada emekli olamayanlar 23.5.2002 tarihinde 18 yıl kadınlarda, erkeklerde 23 yılı dolanlar eski mevzuat uygulanarak emekli edildi. Bu defa bu itibari hizmet süreniz varsa o tarihe kadar, o tarihe kadar itibari hizmet süreniz değerlendirildi ve sizin kademeli geçiş sürecinde hangi tarihte ne şekilde emekli olacağınız belirlendi. Buradaki en önemli şart, bu işlerde 8.9.99 ve 23.5.2002'ye kadar 3600 gün bu işlerde çalışmak idi. Yani siz eğer 2008 Ekim'den önce emekli olsaydınız ve biz size böyle bir işte çalışsaydınız, biz size diyecektik ki siz 23.5.2002 tarihinde ya da 8.9.99 tarihinde itibari hizmeti biz size vereceğiz ama 3600 gün burada çalıştım. Yani 10 yılın var mı? Ben sürenin dörtte biri sigortalılık süresine eklendi ve yaş haddinden